Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Aslında böyle bir video çekmeyi düşünmüyordum. Fakat az önce katıldığım Mor Oda'da bana tevdi edilen bir soruya cevap verirken o da düştü. Dolayısıyla aklımda kalan şeyleri en azından burada sizlerle paylaşmış olayım diye düşündüm. Hasbelkader girdiğim odada işte genel olarak konuşulan mevzulardan bir tanesi hizmet hareketinin değişimi ve dönüşümü meselesi konuşuluyordu. Ben orada şunu bahsedecektim. Ve dolayısıyla da burada size onu bahsedeyim. Sosyal medyadan takip eden arkadaşlar hatırlarlar. Geçmişte hizmet hareketinin istenilen ölçüde değişip dönüşemeyeceğine dair iki gerekçe var demiştim. Ve onu ileride açacağım demiştim. Neyse, kısmet şimdiymiş. Şimdi kendime göre söylemek istediğim birçok mesele var aslında. Hani değişim ve dönüşümün istenilen ölçüde. Bu konuda eleştiri getiren arkadaşların arzu ettiği, talep ettiği ve aslında olması gerektiğini söyledikleri ölçüde bir değişim ve dönüşümün olamayacağı ile alakalı. Burada şunu söyleyeyim, bir değişim dönüşüm hiç yok anlamında değil. Fakat bu değişim ve dönüşümler her zaman aslında çok, nasıl söyleyelim, olumlu anlamda bir değişim ve dönüşüm olamıyor mu diyelim. Böyle demek haksızlık mı olur bilmiyorum. Fakat bazı değişim ve dönüşümler aslında yapının kendisini koruyabilmesi için ortaya koymuş olduğu göreceli değişim ve dönüşümlerdir diyelim. Bunu şuradan örneklendirebiliriz. Sosyal hareketler literatüründe bunu görebiliyorsunuz. İşte sosyal hareketler devletlere ya da işte devletin içerisinde bulunan büyük işte şirketlere, uluslararası şirketlere getirmiş oldukları eleştiriler var. Bu eleştirilerin aslında devletlerin bu eleştirilere karşı yapmış olduğu bir tutum görebiliyoruz. Ya da işte bu büyük uluslararası şirketlerin tutumlarını akademisyenler, araştıranlar ortaya koyuyorlar ve diyorlar ki işte ilk başta getirilen eleştiriyi kale almamak, dikkate almama aşaması. Bu eleştiri ve bu muhalefet işte etkili bir şekilde devam ederse ondan sonra onunla kavga etme, mücadele etme aşamasına geçiyor. Üçüncüsü de artık kavga etmek de sonuç getirmiyorsa veya bu artık yok edilemiyorsa, ortaya konulan argümanların makuliyeti toplum tarafından kabul edilmeye başlanıyorsa, o zaman bu muhalif gruplara karşı, sosyal hareketlere karşı üçüncü bir aşamaya geçiliyor ve orada o grupların ortaya koydukları argüman, söylemlerin sembolik yönleri ele alınıyor. Onlar devlet tarafından ya da o kurum tarafından İngilizce ifadesiyle co-option diyorlar. To co-opt. Yani bir anlamda tırnak içerisinde çalmak gibi. Alıyorsunuz onu kendi içinizde ve kendi adınıza o söylenen şeyi yapıyorsunuz. Ama bunu yaparken sembolik şeyleri yapıyorsunuz. Onun temelindeki mantığı, felsefeyi bir kenara koyuyorsunuz. Onu içselleştirmiyorsunuz. Bunu yapmak suretiyle o kişinin, o grubun, o ekibin, o sosyal hareketin ve camianın aslında anlamsızlaştırmaya çalışıyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki bakın, yani bunların söyledikleri, işte Yeşiller Hareketi diyelim, işte şunları şunları söylüyorlar. Bakın işte biz zaten bunları yapıyoruz diyorlar. Fakat orada aslında bir iyi niyet yok. O söylenilen ve ortaya konulan eleştirinin orada aslında ruhuna uygun bir şekilde uygulanması yok. Yapıyormuş gibi yapmak ya da sembolik bazı şeylerini yapmak suretiyle gücü başka bir yerden kaydırmak ve kaydırarak devam ettirme meselesi. İşte bu dolayısıyla şunu akla getiriyor. Evet, değişim ve dönüşümler var. Bunların bir kısmı hakikaten olumlu, yani hakikaten insanlar samimane bunu yapıyor da olabilirler. Fakat bunun ben yetersiz olacağı kanaatindeyim kendime göre. Bazı değişim ve dönüşümler de mecburiyetten ve belki de gücü başka bir şekilde muhafaza edilemeyeceğini görülmüş olmasından ve en azından hasbelkader, yani şu getirdikleri söylenilen şunları yapalım ki burada etkilerini kıralım düşüncesiyle de olabilir. Bunları söylerken ben belki hani yanlış da anlaşılabilir, insanları öcüleştirme, ötekileştirme, hani bu anlamda da söylemiyorum. İnsan fıtratının temelinde devşirmiş olduğu bazı güçleri, ki bunları da olumlu anlamda insanlar, hani hizmet hareketi içerisinde de hizmet etme tırnak içerisinde amacıyla kullandıklarını düşündükleri güçten bahsediyorum. Dolayısıyla bunu korurken aslında kendi içinde bir hizmet yaptıklarını düşünebiliyor insanlar. Hani bu şeyleri söylerken ifadeleri bu literatürde biraz böyle geçtiği için direkt olduğu gibi söylüyorum.
ve doğru olduğuna düşünüyorum özünde bu anlattığım şeylerin. Fakat insanlar hani bunu ille kötü niyetle, hani işte ellerini ovuşturarak, işte bakın bu arkadaşları nasıl alt eder, ille de böyle bir karikatürize etmek zorunda değiliz. Fakat işte bir şeyi korumak için madem bu kadar eleştiri getiriliyor, tamam en azından arkadaşların şu söylediği şeyleri söyleyelim de işte onların da dedikleri olsun. Yani bu şekilde de yaklaşılabilir. Uslup böyle de olabilir. Yani daha yumuşak da olabilir. Ama neticede ortaya konulan argümanlar ve eleştiriler özveriyle ve iyi niyetle içselleştirildiğini düşünmüyorum. Bu genel olarak belki mukaddime olarak söyleyebilirim. Bunu kıyaslayacak olursanız şöyle kıyaslayabilirsiniz. Geçmiş yıllarda ben hizmette gelen gündemlerin yapılma şeklini ele almıştım, düşünmüştüm, konuşmuştum. Hani hizmet hareketi içerisinde bazı gündemler var. Bunlar canhıraşane bir gayret ile ortaya konurken insanlar onları gerçekleştirmek için çok ciddi bir mücadele ortaya koyarken, diğer taraftan da yine aynı toplantıda yine hizmet gündemi diye bir gündem geliyor ve aynı harareti görmüyorsunuz ve sanki orada yazılı olmayan bir kanun, bir yazılı olmayan bir anlaşma var. Yani herkes de aslında anlıyor hangi gündemlerin çok daha önemli olduğunu, hangi gündemlerin yani olursa olsun, olmuyorsa olmayabilir. Örneklendirelim bunu. Ben İngiltere'de hatırlıyorum, Fountain dergisinin abonesi meselesi. İşte şu kadar hedef verildi arkadaşlar, bunları gerçekleştirmemiz gerekiyor deniyor. Fakat o gündem üzerindeki arkadaşların yoğunluğu ile işte mesela kurban meselesi ya da okul açılma meselesi ve buna benzer mevzular gündeme geldiğinde, bunlar her ikisi de gündem. Peki ne belirliyor buranın bu gündemlerin ağırlığını? Oradaki etkili yetkili kişilerin o gündemi ne kadar takip ettikleri daha sonrasıyla alakalı bir mevzu bu. Bunu niye söylüyorum? Yani hizmet hareketinin değişim ve dönüşüm meselesi de gündemlerden bir gündemdir muhtemelen. Fakat belki de Fountain dergisine abone toplamak gibi bir gündem de olabilir. İşte bu böyle olunca istenilen sonuca elde edilmesi mümkün değil. Neyse, bu genel bir belki mukaddime olarak, yani değişim ve dönüşüm kendi içerisinde zatında kolay bir şey değil. Statiko her zaman gücü kendisinde toplamak ister. Bu refleksi her zaman olumsuz anlamda da değil, iyi yapıyorum düşüncesiyle de yapabilir. Ve sizin ortaya getirmiş olduğunuz şeylerin etkinizi kırmak için bilerek ya da bilmeyerek onu araçsallaştırıp yeni kendi yoluna devam etmek isteyebilir. Burada yine mukaddime babında 2018 yılında bizim Batı Avrupa'da bir grup arkadaş olarak yazdığımız, ilk defa ortaya çıkartacağımız bir bildiri vardı. Hizmet hareketinin karar verme mekanizması ile alakalı bir bildiri metni. Bu bildiri metninde bir eleştiri getiriyorduk ve tamamen odaklandığımız mevzu da hizmet hareketinin kapalı, açık, şeffaf ve şeffaf olmayan karar alma mekanizmaları ile alakalı bir eleştiriydi arkadaşlar. Biz bu metni ortaya koyduğumuzda, bunu internette görebilirsiniz benim kendi web sitemde, hemen ya biz zaten böyle bir şey yapıyorduk, siz niye buna giriştiniz, işte biz bir metin hazırlayalım, önce beraber çalışalım, bizim metni beğenmezseniz siz yine kendi metninizi yayınlayabilirsiniz diyerek, bizim istişareden hariç, biz çünkü onu kendi aramızda, yeter artık ya bazı şeyleri çok kendi içimizde 10 senedir konuşuyoruz, olmuyor. İşte bir grup diyalogçu, akademisyen, işte mütevelli heyet üyesi vesaire gibi böyle bayağı geniş bir yelpazeden metni hazırlayan 10-15 kişiydik belki en fazla, ama metnin altına imza atacak 100'e yakın insan olacaktı. Onları toplarken metin sızdı ve bu bahsettiğim, biraz önceki bahsettiğim diyalog oldu. Niye yapıyorsunuz? Yapmayın. Biz zaten yapıyorduk. Bizim metne katkıda bulunun. Beğenmezseniz kendi metninizi yayınlarsınız dediler. Tamam dedik. Toplantı yaparken biz onların metnine herhangi bir katkı yapma imkanımız daha olmamışken kendi metinlerini yayınladılar. Bahsettim bu AFSV'nin o zaman Kasım ayında yayınlanan ve dünyada da çok olumlu olarak yankılanan, hizmet hareketi müntesipleri, katılımcıları tarafından olumlu karşılanan metni kastediyorum burada arkadaşlar. Orada bakarsanız bizim eleştirilerimizi, getirdiğimiz, yazdığımız eleştirileri bile co-opt etme, yani onu bile elinizden bir anlamda tırnak içerisinden alarak kendi kendine bunu yapmak. Yani biz kendimiz eleştiririz. Eleştireceksek de hizmetin bir kurumu olarak ve resmi istişaresi içerisinde gelişerek biz yaparız tarzında bir tutumu görebiliyorsunuz. Örnek vermek için, o mevzumuz yoksa o konu değil. Neyse, ben spesifik olarak, mukaddime de çok uzun oldu. Spesifik olarak iki meseleden bahsedeyim. Değişim ve dönüşümün olması noktasında neden zorluklar yaşanacak, neden olması istenilen ölçüde olmayacak diye
Bunun birincisi zaman, ikincisi enerji. Şimdi değişim ve dönüşüm çağrılarını yapan arkadaşların genelde tipolojilerine, karakteristiklerine, özelliklerine bakarsanız bunlar işte dış dünyayla daha entegre olabilmiş. Bunu da yanlış anlaşılmasın, burada zımni bir eleştiri yok. Yani durum değerlendirmesi yapıyoruz. Hizmet bazı arkadaşlara diyalogcu ol demiş, bazı arkadaşlara bölgeci ol demiş. Diyalogcu olan arkadaşların dil geliştirme ihtiyacı dolayısıyla olmuş. Dilleri daha iyi gelişmiş. Belki onlar diyalogcu olurken dilleri zaten daha iyiydi. Dolayısıyla böyle bir avantajları vardı. Ama nihayetinde bu yönlendirme içerisinde diyalog yapan arkadaşlar bulundukları topluma daha iyi entegre olmuşlar. Yapmayan arkadaşlar daha kapalı bir hizmet alanı içerisinde kalmışlar. Ama nihayetinde ve neticesinde bu iki arkadaş da hizmet hareketinden, kurumlarından, müesseselerinden burs alan arkadaşlar. Bu sıkıntılar ve sancılar ortaya çıktığında hizmetin bazı şeyleri öncelemesi gerekiyor maddi olarak, burs olarak. Burada da dışarıda iş bulma ihtimali ve imkanı olan arkadaşların iş bulmalara teşvik edildi. Peki onlar kimdir? Onlar işte dış dünyayla daha entegre olan arkadaşlardır. Dolayısıyla hizmet hareketinin değişim ve dönüşüm çağrısını yapan da genelde bu dış dünyayla daha entegre olabilmiş olan insanlar. Çünkü eksiklikleri onlar daha iyi görebiliyorlar. Aslında zatında kabiliyet, kapasiteleri bu ayrı bir konu. Bunu da tartışılabilir ama avantajları, bu anlamdaki avantajları dış dünyayla daha entegre olmak suretiyle dışarıdan hizmete daha iyi bir perspektifle bakabilmeleri ve esaslı eleştiri getirebilmeleri. Fakat aynı kişiler hizmet hareketi tarafından işte iş bulmaları teşvik edildiğinden bu arkadaşların zaman problemi var. Diğer arkadaşların böyle bir zaman problemi yok. Diğer arkadaşların da genellikle bu kadar değişim ve dönüşüm çağrısı ve harareti zaten onlarda da yok. Çünkü onlarda zaten genelde diyorum, tabii ki istisnalar var. Fakat bu yapmış oldukları meslek ve iş türünden dolayı bu tür eleştirileri ya da eksiklikleri görebilme kabiliyet ve potansiyelleri daha sınırlı. İşte burada bir sorun var. Yani dönüşüm olsun diyen arkadaşların geneli dışarıda ya da başka meşguliyetler içerisinde. Mesela baktığınızda diyalogçular bunların ekseriyeti, değişim ve dönüşüm çağrısında bulunanlar. Ya da işte dış dünyada okullarda eğitmenlik, öğretmenlik yapan arkadaşlar. Ya da işte üniversitelerde akademisyenlik yapan, okuyan ya da doktora yapan arkadaşlar. Bunların kazanmış oldukları çeşitli perspektiflerden dolayı zaten bu eleştirileri yapma ihtiyacı hissediyorlar. Yani bu eleştiri yapmak bir lüks değil. Yapmış oldukları işin bir gereği olarak, bir gereksinimi olarak ortaya çıkıyor. Fakat işte meşguliyetleri var. Ve burs sıkıntısı yaşandığında, maaş sıkıntısı yaşandığında da bunlar gitsin çalışsınlar denilen ilk zümredeki arkadaşlar, bunlar daha da zaman fakiri oluyorlar. Ve o yüzden zaman fakirinden müteşekkil bir grubun ortaya koymuş olduğu değişim ve dönüşüm çağrısının gerçekleşme ihtimali daha da sınırlanmış ve azalmış oluyor. Bu birinci mesele. İkincisi de enerji. Birincisiyle yakından ilişkili. Bu bir şeyi değiştirmek istiyorsanız, ola gelen bir şey zaten momentumu belli bir yöne doğru gidiyor. Siz o enerjiyi alıp da başka bir yöne değiştirmek istiyorsanız sizin daha fazla enerji koymanız gerekiyor. Ola gelen, devam ede gelen bir enerjinin devam etmesi ya da devam ede gelen bir şeyin işte akışın benzer bir akış ve güzergah üzerinden devam etmesini istiyorsanız ortaya koymanız gereken enerji daha azdır. Hizmet hareketin değişim ve dönüşmesi demek tabii ki yönünün, güzergahının değişmesi gerekiyor demektir. Dolayısıyla bu daha çok enerji gerektirir. Bu insanlar zaten zaman fakiri ise o zaman da aynı zamanda da enerji fakiri olmuş oluyorlar. Haftanın 50 saati, 60 saati, 80 saati dışarıda kaç saatse çalışıyorlarsa hizmet mevzularıyla alakalı düşünebildikleri, ortaya koyabildikleri enerji gitgide sınırlanmış oluyor. Dolayısıyla hem zaman yok ki zaman başka işlerle meşguller, hem de bu değişimin çok ciddi bir enerji gerekiyor ve bu enerjiyi de ortaya koyma ihtimalleri bu insanların az. Dolayısıyla hani bu mücadele içerisinde bu iki eksiklik var. Diğer taraftan ola geldiği gibi devam ediyor zaten bu mesele. Yani bu statükoyu desteklemese bile insanlar ya da az destekliyor olsalar, statükonun ortaya koyması gereken enerji çok fazla değil. O zaten akışı o şekilde devam edecektir muhtemelen. Peki buna rağmen, yani buradan çıkarımlarım şu: hizmet hareketiyle alakalı ne kadar işte değişim ve dönüşüm eleştirisi getiriyor olsak bile aslında bunun olabilme ihtimali az.
benim kendi tespitim. Peki böyleyse peki niye hala bununla alakalı konuşuyorsun? Bu videoyu niye çekiyorsun mesela? Ne gereği var? Şundan dolayı, çünkü ahlaki bir sorumluluk hissediyorum. Yani diğer türlü çok pragmatist. Yani her şey güzelken, trend yukarıya doğruyken, ki öyle ben bakmadım, bana kendime göre bu değildi benim mevzum ama ya da birçoğumuzun. Ama dışarıdan da belki böyle algılanabiliyor. İçerisinde bulunma. Fakat işler sarpa sardığında ya bu zaten olması mümkün değil. O zaman niye uğraşalım? Bu aslında kendi içinde pragmatist bir şey barındırıyor. Yani bu değişmesi mümkün değil, o zaman ben niye eleştiri getireyim? Bunu ben doğru bulmuyorum. Hayır, eleştirinin getirilmesi ya da bu konuda konuşulması, tartışılması, ortaya fikrin ortaya konması gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin. Bu bir ahlaki bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum ve bunun ortaya konması gerektiğini düşünüyorum. İkincisi de insanlar diğer türlü çok ciddi bir imtihan içerisinde. Aslında Hizmet Hareketi bunun farkında olduğunu düşünmüyorum. Karar vericilerin hakikaten bununla alakalı bu mevzunun tamamen kavramış olduklarını düşünmüyorum. Bu kadar eğitilmiş bir topluluğum içerisinde, bu kadar işte okumuş, ilme, okula, kitaba ehemmiyet veren bir grubun bu mevzularda, belli meselelerde eylem ve söylem birliği noktasında ahlaki sorun yaşıyor olması, ahlaki üstünlüğünü kaybetmiş olmasına rağmen bunu geri kazanmak için gerekli olan hamleleri yapmıyor olmasının insanlar nezdinde çok ciddi bir sorun oluşturduğunu, hatta imani problemlere sebebiyet verdiğini düşünüyorum. Bu bağlamda ve bu kontekste en azından insanlar bu eleştiri yapabiliyorlarsa yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o zaman dışarıdan ve bu problemi yaşayan arkadaşlar en azından şunu diyebilirler. Demek ki hayır, yani hakikaten kendisine rağmen bu eleştiriyi ortaya koyabilen insanlar var. Bunun bir ümit ışığı olacağını, insanlar için, en azından benim gibi olaylara bakan insanlar için önemli olduğunu düşünüyorum. Bu daha geniş bir mesele, belki kendi içerisinde açılması gerekiyor. Bir de tabii Hizmet Hareketi'nin ortaya birçok coğrafyada olması ve yapmış olduğu birçok başarıdan dolayı zaten çok ilginç bir fenomen. Bize, sosyal bilimcilere çok ciddi doneler veriyor ve sağlıyor. Dolayısıyla üzerinde konuşulması, düşünülmesi, tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle şu açıdan, İslami bir kültürden ortaya çıkmış ve neşet etmiş bir hareketin, modern bir hareketin hesap verilebilirlik ve şeffafiyet konusunda ne diyecek, ne diyebilir meselesi çok önemli. Çünkü bulunduğumuz 21. yüzyılda hesap verilebilirlik ve şeffafiyet noktasında İslami bir kültür ve bir iddia ile ortaya çıkmış olan bir yapı bir şey söyleyemiyorsa, olumlu bir şey yapamıyorsa, o zaman bu dünyada bulunmuş olduğumuz 21. yüzyılda insanlığa verebileceği çok bir şey yok. Ve bu ciddi sorular ortaya çıkarıyor. Hem akademik anlamda söylüyorum, yani sosyal bilimciler için, hem de içerisinden, yani inançlı bir Müslüman olarak çok ciddi bir şey bize söylüyor ve bize soruyor. Bu bütün bu sebeplerden dolayı hareketin üzerinden konuşulması, tartışılması anlamlı buluyorum. Özellikle de içeriden bu eleştirilerin sonuç vermese bile yapılması gerektiğini düşünüyorum demek istedim. Umarım bunu sizlerle paylaşma imkanım olur. Peki, çok saygılar, hürmetler.